Bir de Zuhal Hanım şöyle bir şanslılığımız var bizim. Emral Bey'le evlerimiz bizim çok yakın çıktı. Ya vallahi. Aa! Vallahi yani, 10 dakika bile yok. Kader ağlarını örüyor. Doğru. Yani camdan Uğur diye seslersen bu bana seslenebilir. Gerçekten. Bakın ben onun evine gittikten sonra sizi eve gittim. Sizi şu an karar verdim. Fenomenli haftasında yine ikinizi yarıştıracağım. Gerçekten evet. Mi? Olur. Emral ve Uğur bir yani arada olmasın. Ne olursun Allah aşkına lütfen. Olmaz, olmaz. Allah aşkına. Hayır siz artık ayrılmaz bir ikilisiniz. Size valla teklifler bile gelebilir ikinize. Karagöz Hacivat gibisiniz çünkü gerçekten. Evine gittikten sonra direkt girdim. Gerçekten şunu söyledim. Anne dedim ne zaman taşınıyoruz? Gerçekten yani. Yani yan yakın yana oturmak çok kötü ya. Gerçekten aşk yani. Ben de seni yarın çaya çağıracak. Yok çağırma kardeşim. Sen beni hiçbir şeye çağırma. Artık tatlıyı yorumlayalım. Yorumlayalım. Ben evet, daha kim? Kola alabilirim, ben yanmışım. Sen ne, kaçıncı bardak? Üçüncü bardağımı içeceğim. Maşallah, maşallah. Hararetimi sürekli söndürüyor, ne yapayım ben hani? Artık kına geldi oradan. Katılmasa mı acaba programa gerçekten? Döküyorum orada. Vallahi billahi yani. Nereye gidiyorum ben? Hayırlı işler yani. Hayatında yeni bir pencere. Aman Zuhal Hanım. Hiçbir şey hayatta kapalı olmamak lazım. Hiç büyük konuşmamak lazım şu hayatta. Kıbrıs tatlısı hiç yemediyseniz bak somon. Bak demek istediğim şu. Kapalı olmayan yeni şeylere. Dün evet. Herkes bir ay somon nasıl yiyeceğim dedi. Ayıldı bayıldı. Bak sevdiniz. Ayşe Gidayfer de ondan bahsediyorum. Siz ne anladınız ya Allah Allah. Sayende somon yiyeceğim bundan sonra. Seni asla unutmayacağım onu. Emel abi Allah aşkına bir yer kapladım. Evet hadi tatlı yorumlayalım. Karnında bir yer kapladım. Evet buyursunlar kim başlıyor? O herkes ben yiyor başlayayım. Ha kimse bak yoruma geçmedi Ayfer. Afiyetler sen olsun. Sen niye bir iğrete oturuyorsun ya gelsene gel. Aa. Ben direkt yorumumu yapayım ellerinize sağlık. Aa afiyet ne güzel olsun. Afiyet ben de olsun. Ben de tatlı genel olarak seviyorum. Afiyet olsun. Hepimizin tatlına evet. Bayılmıştım. Çok sevdiğim için kusuru çabuk bulabiliyorum tatlıda. Dün de gerçi yulaf toplarını beğendin. Aynen. Güzel yapmıştı. Ece seni dinleyelim. Ben de çok beğendim. Bu tatlıda şöyle bir risk var. Aslında kolay bir tatlı. Zor değil Zuhal Hanım. Gerçekten yani zor değil. Hı-hı. Ama şöyle bir riski var bunun. Ben kendim de yapıyorum veya yediğim zaman da ona dikkat ediyorum. Şimdi bunun hem şerbet, kek olan kısmına da şerbet konuyor. Muhallebi de şekerli evet. Ya. O ikisini dengeleyemezseniz bu sefer inanılmaz ağır olabiliyor. Kesinlikle. Evet, çünkü evet, evet, evet. En çok ona dikkat edeceğimi söylemiştim aşırı zaten. Onu yapabilmiş mi? Bence çok onu ayarlayabilmiş o dengeyi. Gerçekten yediğiniz zaman o iki, yani yoğun şekeri almıyorsunuz. Aynen. O dengeli. Çok güzel dengeli. Ve ama aşamalı bir tatlı. Yani öyle aslında basit evet. Bir tatlı değil. Yani şimdi ben yapınca bir kez daha anladım. Uzun süren aslında bir tatlı. Ne kadar uzun sürüyor? Hem onun muhallebisini yapıyorsunuz. Muhallebiyi tutturmak da aslında bir mesele. Lezzetli muhallebi yani. Herkes muhallebi evet. Yapıyor ama lezzetli olmuyor. Ondan sonra şerbeti dediğiniz gibi. Ne kadar vaktini aldı? Evet, ne kadar vaktimi aldı? Yani yaklaşık... Sonuçta bir hamur yoğurmadım, bir şey yapmadım. 15 dakika mı? Seninki 15 dakika aldı. Gürbüz Bey benimki kaç dakika mı aldı sizce? Gürbüz Bey? Daha fazla. Tabii ki de. Ama çünkü yani o baklava şimdi, bununla kıyaslanacak bir şey değil. El açması, arası can yanına zaten el açması bir tatlı beklersek... Üzerine. Olmazdı. Sana 10 saat verilmedi, sana da 2,5 saat verildi kesinlikle değil mi? Kesinlikle öyle. Yani bu gayet mantıklı bir tatlı olmuş. Tabii ki de kolay bir tatlı yapacak. En azından yetiştirmiş. Yani ben... kolay tatlıyı yapamayan da var arkadaşlar. Bir de öyle düşünün evet. Yani böyle tutturmak da... Her şeyi yapamayan evet. Var. Aynen öyle yani. Olursa yani bence çok iyi. Çok büyük bir problem değil. Hani kare olarak genelde alışıyoruz ya. Doğru. Ama lezzeti, ya o dediğim şeye çok dikkat ettim. Ben beğendim. Ece Hanım geometri yani dersinde değiliz yani ne olacak? Tamam, sizin gibi olmuş, spordan mı bahsedeyim, tariften mi bahsedeyim? Ne kadar adalet, neyi yorumlayacağım? Ben dün onun toplarına bu topa hiç benzemiyor dedim. Adalet mi sizce? Adalet mi? Helal olsun size Uğur Bey daha bir şey demiyorum. Çok adaletlisiniz vallahi. Adaletten ziyade bence... Ay. Yani, ben tatlının adını neden öyle koyduysam keşke koymasaydım. Evet Uğur gelelim senin tatlı yorumuna. Güzel ben beğendim gerçekten. Ellerinize sağlık şu an afiyet show olsun. Must go on yani gidiyorsunuz. Vay, helal olsun. Sağ olun, terlikler dışında olsun. Her şey güzel. Allah'ım. O da nazar. Bunu söylemek ya, istiyorum terliyesi. Yalnız gerçekten. Tamam söyledin artık. Bir tamam. Kez daha söyledim. Söylesin Zuhal Hanım söylesin. Hayır neyi söyleyeceksin söyledin iş hayır. Tamam. Artık devam etmeyeyim bu konuyu sen de beğendin. Ebru. Kendim yapmadım bu tatlıyı. Bir yedim dedim etraftan. Hani arkadaşlarım ki birazdan sanki böyle mi olmuyor? Bu şekilde mi şerbetli tam çekiyorum? Evet. Ben evet. Aldığım zaman böyle şerbet hani olmuyor. Ha, ama yok. Tadı güzeldi. Hmm. Yok şerbet öyle, ben öyle yemedim yani. Ben öyle yemedim. Yani. Şerbeti akan yedim. Şekilde hı-hı. Yemedim. Olmaz. Ben ama benim tatlımda işte yer tutamadım tabii ki de. Yani ama işte sizin tatlınızda, baklava, başlı sizin tatlınızda bir olay bir tık zaten. Yanmıştı mesela. Yani bu da yanmamış bir tatlı. Ya, yanmış dedin sanki köz getirdim önüne. Ya köz değil ama bir tık üstleri yanmış mıydı?
Ben mi yanlış gördüm arkadaşım? Biraz yani. Tabii yani. Fons Nebro'nun yanında Londra'dan kahve getirmişti mesela. Aynen. Onu dile getirmedi. Evet, aynen. Teşekkür ederiz. Eminim yanlış tam yanında kahve var. Bu sefer sen söylemiş oldun. Hadi üçüncü de aynen. Ben söyledim. Ebru Hanım'ın stratejisi öyle işte, böyle Londra'dan getirdiği şeylerle falan insan etkilemeye çalışıyor yani. Tabii bir tane kahve getirdim. Olsun yani, öyle bir dünya yoktu. Burası yarışma programı. Öyle Londra'dan kahve getirdiniz diye fazla puan verecek diye bir şey yok. Ben sizi özel dedi, özel veren adam. Anladın mı? Puan istemiyor. Bir dakika, ben 9'u hak ettiği için verdim ya. Etmişti yani. Sen bir kere başta bozmuştun kendini. İnşallah şimdi de bozmazsın. Evet, son yarışmacımız da menüsünü tamamladı. Birazdan büyük final heyecanına geçeceğiz ama ondan evvel buyursunlar, haftanın son açık oylamasıyla karşınızdayız.